Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sibel. Oyun kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gerçekten çekmekten vazgeçemediğim 100 Yıl Yaşam Oyunu'nun 5. serisindeyiz. 100 Yıl Yaşam Oyunu'yla uyuyorum, 100 Yıl Yaşam Oyunu'yla uyanıyorum. Ben bir batağa düştüm arkadaşlar, gerçekten 100 yaşıma gelene kadar uyku yok bana. Uykular haram ya. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapalım, ama videoya geçmeden önce bir konu hakkında yakınmak istiyorum. Peki bu nedir? Ama gerçekten kalbim kırılıyor. Bu nedir ya? Abone olmayan kullanıcılar %91.0. Abone olan kullanıcılar %9.0. Nedir ya? Neden videolarımı izleyip izleyip abone olmuyorsunuz? Gerçekten aşırı üzülüyorum. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Gerçekten. Gerçekten. O zaman kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysanız, aynı zamanda videolarımı izleyip ve beğenip ve bildirimleri açtıysanız ve bir de beni Instagram'dan takip ettiyseniz, bugünkü videomuza T-Rex 100 yaşına kadar yaşayabilecek mi? Büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Oyunumuz başlasın. Aa, en son cezaevinde kalmıştık biz. Evet, şu an cezaevinde T-Rex duş alıyor. Ya gerçekten bu nasıl bir sudur? Sabun mu düştü yere? Sanırım o sabunu almamam gerekiyor ya. Aklımda gereksiz yere bir bilgi edinelim. Cezaevindeysen yere düşen sabunu almamalısın diye gerçekten almayayım ya. Sezgilerime güveniyorum. Yok. Duşuma devam edeyim ben. Boşver. Sabuna gerek yok. 100 yaşıma kadar yaşayabilmek için gerçekten bütün zekamı kullanacağım şu an. 38 yaşımıza geldik. Evet. Hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz. Evet, cezaevindeyiz yine. Tabii çıkış yok. Dilencilik yaptım diye cezaevine attılar beni ve gerçekten papa mı bu? Hocam. Hocam ne düşünüyorsun? Aa, benim küçükken vaftiz edilen çocuk olduğumu hatırladı papa. Hocam yardım et, yalvarırım. Vallahi dine yöneleceğim. Lütfen ya. 7/24 şükür namazı kıracağım eğer beni bu hapishaneden kurtarırsan. Lütfen. Ona yardım mı etmeliyim yoksa görmezden mi gelmeliyim? Tabii ki de yardım et demeliyim. Hocam. Hocam yardım et hocam. Allah razı olsun hocam. Ama beni çıkarıyor mu şu an? Vallahi çıkarıyor gibi ha. He, oraları toparlamaya yardım ediyorum. Tamam. Bu da neyin nesi? Bir tane tornavida bulduk ve bir saat sonra... Evet, şu an kiliseyi düzelttik. Ama tornavidayı da cebimize indirdik. Ne yapacaksın o tornavidayla, pardon? Ya hayır bak, 100 yaşımıza kadar yaşayacağız. Aklına kötü düşünceler gelmesin. Emre, tornavidayla ne yapıyorum şu an? Hapisten kaçmaya çalışacağım. Aa, ne kadar zekice bir hareket. Gerçekten çok iyi. Tornavidayla böyle yaparak mı açacağım? Ne oluyor şu an? Nasıl açacağım ki sonra? Ah, ilk vidayı gevşettim şu an. Hadi bakalım, hadi. Yapabilirim. Hadi hadi. Oh, bunu da yaptım. Ya şu an tam bir kanun kaçağıyım ya. Hapisten kaçmasına yardım ediyorum. Kaçacağız. Zaten dilencilik yaptım diye beni hapse attığınız için bence siz ceza almalısınız, ben değil. Evet, kaçacağız şimdi. Hadi. Kapıyı açtık. Hadi bakalım. Oynayarak gitmen çok hoş gerçekten. Dikkat et de yakalanma yavrum benim. Hiçbir yerde gardiyan yok vallahi, süper. Kaç. Hangi yöne doğru gitmeliyim bilmiyorum ki. Sol diyeceğim. Solda bir kapı gördüm sanki. Ama o kapı başka insanlara da açılabilir. Ne yapsak? Şu an çok çelişkili. Tekrar hapishaneye düşebilirim. Hadi sol diyorum ya. Hadi sol doğru kaç, ne olur. Ah, dışarı çıktım. Tamam, buradan nasıl gideceğim? Woohoo! Nereden çıkacağım şimdi ama? Bir sürü her yer demir. Kanalizasyonun içinden. Evet, farelerle uzun bir yolculuk bizi bekliyor şu an. Ama evet, gerçekten bayağı güzel bir şekilde atladın. Kara deliğe atlarmış gibi. Allah'ım şükürler olsun. Biz zaten dilencilik yaptım diye, yani kanun kaçağı değilim. Dilencilik yaptım diye beni boştan yere hapise attınız yani. Kanalizasyonun içindeyiz. Bayağı dikkatli bir şekilde gitmem lazım da. Ayrı bir alan buldum. Neresi burası? Yukarı doğru çıkış sanırım. Harbiden hapishaneden kaçıyorum ya Rabbim, şükürler olsun. Ya burası neresi? Nereye geldim ben? Çöllere düştüm, dağlara çıktım. Gerçekten hapishane böyle bir alanın içinde miymiş? Burada birileri var, kamp yapıyorlar. Hey, yardım edin! Bunlar ne böyle? İlk insan vallahi aşkına. Develeri falan var. Kardeş, hapishaneden kaçtım, bana yardım eder misiniz? Ama dilencilik yaptım diye. Ne diyorsun? Yardım edeceğim mi etmeyeceğim mi, o söyle. Allah, bana yardım ettiler. Bir tane çadır verdiler. Allah razı olsun. Karıyor köleniz alırım. Çok sağ olun.
Güzel bir uyku çektim herhalde. Hapishanede yatmaktansa çadırda yatmak daha keyiflidir bence. Günaydın. Şu anki bulunduğum alanları keşfetmeli miyim yoksa evime mi dönmeliyim? Şimdi acaba eve dönersem tekrar beni alırlar mı? Eve döneceğim ben. Hemen kendime bir uçak buldum ve yine mi aşık oldum ben ya? İyi iyi, aşık olmak güzeldir. Zaten şu hayatta hiç yüzüm gülmedi. Para avcısı bir tane kız arkadaşım vardı. Umarım bu kızla para avcısı çıkmaz ya. Çünkü para... Yaz yanımda oturan çocuk nasıl bir tip böyle, uzaylı, sanki uzaylıdan dönme gibi. Arkada anne bir şey diyor. Anne diyor ki, acaba seninle yer değiştirebilir miyiz? Çocuğumun yanına oturacağım diyor. Ya da burada kalmalıyım. Şimdi anneyle çocuğu ayırmak istemiyorum ama yanında da aşık olduğum kız var ya. Of. Yanlarım boş, çocuğun senin yanına gelse ne dersin mesela? Kalacağım, hayır ya. Allah Allah. Çocuk çığlık attı, suratıma cimcikler attı, inanamıyorum. Ki yanım boş, niye ağlıyorsun anne, çocuğun yanına gelsin. Beni niye sevdiğim kızın yanından ayırıyorsunuz ya? İnanamıyorum size. Evet tamam, vereceğim yer. Allah Allah ya. Aman 2 dakika aşık olmayalım ya. Çocuk da nasıl bir çocuk? Keltoş. Al oğlumla keyif geçir. Allah Allah ya. Arkaya attılar beni. Al işte. Şimdi yanıma da... Bu nasıl bir hayat ya? Yanıma da 2... Abi geldi gerçekten. Beni kurtar buradan ablam. Oha! Beni business class'a attılar. Bugün şanslı günümdeyim. Siz standart koltuklarda oturun. Ben business class'ta uçuyorum canım. Evet, nereye geldik? Evimize doğru yol alıyoruz şu an. Hey baba! Babam ve annemin olduğu ev. Yalnız ben babam ve annemden hiç haber almadım. Acaba ne oldu? Acaba öldüler mi? Evet, kapıda falan hiç kimse yok. Ne şarkı söylüyor acaba? Bu arabanın... Annem ve babam ölmüş. Ama ben bunlarla çok fazla vakit geçiremedim ki. O yüzden Sakura'ya üzüldüğüm kadar üzülemedim şu an şahsen. Ama yazık ya. Bu ev artık bana haram. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara. Zaten kanun kaçağıyım. Eve gelirsem evde beni bulurlar. Ağlaya ağlaya koşuyorum. Aa. Ne oldu? Taksiye atladım. Ay hala ağlıyorum. Böyle ağlıyorum. Tamam, 43 yaşımıza geldik. Bakalım öksüz ve yetim olan Trey ne gibi maceralar bekliyor. Motele geldik ve motelde kalacağız. Param var mı acaba? Motele geldim de ben. Merhabalar. Merhabalar. Henüz yeni annem babam öldü. Evet, tek bir oda. Sağ olun. Yine ağlayacağım değil mi? İyi, acıyı hemen atlattım şu an. Evet, 44 yaşımıza geldik. Azıcık kafa dağıtmam lazım. İş arıyorum. Barın kapısında komedyen aranıyor diyor. Benden de bir komedyen olur ki gerçekten. Evet, stand-up gösterisi yapacağım şu an. Hadi bakalım. İzleyicilere çok güzel bir bilmece soruyorum. Bir meme diğer memeye ne der? Kardeş, bence sen yol yakınken bu işi bırak ya. Şöyle diyebilirmiş, sen benim meme arkadaşımsın. İkincisi ise nasılsın diyebilirmiş. Evet, arkadaşınım ya. Çok komik ya. Bayağı güldüler. Kahkaha tufanı odayı sardı. Ormandaki en aptal nedir diye bir soru yöneltiyoruz izleyicilere. Gerçekten yanıtlar bir maymun ve kutup ayısı. Ormanda kutup ayısının ne işi var kardeş? Kutup ayısıdır tabi. Zaten 2 kişi var, 2 kişi de gülmekten yarıldı. Evet, çok güzel bir gece geçirdim. Sağ olun. Yeah, iş bulduk şu an. 2 kişiyle barda bir stand-upçı ben. En azından para kazanacağım. İyi tarafından bakalım. Yine barda bir gösteriye geldim. Ve yine izleyicilere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Olmayan izleyicilere. Şu an bir anımı anlatıyorum herhalde. Otelim benden fazladan bir 10 dolar almaya çalıştı. Ve ben ödemeden mi çıktım yoksa bu hiç hoş değil mi? Hoş değil. Ödemeden çıkarsam belki sevmez abi. Bayağı komik ya. Nesi komik yani, bunu neden bu kadar çıldırdığımızı anlamadım. İzleyiciler kendilerinden geçti.
biraz komik olabilir. Diyor ki bacakları olmayan ineğe ne denir diyor. Bacaksız inek ya da yuvarlak bir et diyecekmişiz. Hangisi? Yuvarlak et. Yine bir gösteriye çıkıyorum sanırım. Aha. Yalnız ben bayağı ünlü biri olmuşum. Bu şakalarımla ünlü olacağımı hiç sanmazdım ama şansım yerinde. Evet, yine mükemmel bir komiklikli soru soruyorum. Mezarlıklara neden çitleri var diye sormuşum. İnsanlar içeriye girmek için ölsünler diye ya da mezar hırsızlarından korunmak için. Evet, insanlar içeriye girince ölsünler diye diyorum. Yine çok komik, evet. Esprilerini nereden buluyorsun? Gerçekten çok merak ettim şu an. Mavi olan ve ağır olmayan şey nedir diyor. Açık mavi mi yoksa su mu? Mavi olan ve ağır olmayan şey. Gerildim şu an. Açık mavi mi? Neyse bayağı ünlüyüz yine de ya. 47 yaşında bir stand-upçı ol. Artık... Tabii ünlü olduğum için tabii ki de business class'larda uçuyorum. Paraya para demiyorum. Çok iyi gidiyoruz şu an var ya. Of. İğrenç espriler yapıyorum ama olsun. Parama bakıyorum şu an. Hostes ablamız yanımıza yanaştı. Hadi bir bardak bir şeyler içelim. Kadehlerimizi yudumlayalım. Oh. Oo, nasıl zenginim yalnız ha. Kılık kıyafetime bakın. Direkt stand-up var. Gerçekten daha muazzam bir isim olamazdı. Hayatımız şu an muazzam bir şekilde ilerliyor. Sarhoş mu oldum ben? Bilmiyorum ama umarım olmamışımdır ya. Üzgün çileğe ne ad verilir? Üzüm mü yoksa yaban mersini mi? Sanki yaban mersini daha çok çileğe benziyor. Yaban mersini diyorum. Çok komik, Allah seni kahretmesin. Aşırı komiksin ya. Evet, bu insanlar neye gülüyor gerçekten onu da algılayamadım da. Bir burun neden 12 inç olamaz diye bir soru sormuşuz. Gerçekten muazzam zekamdan, muazzam tirrek zekamdan muazzam sorular çıkıyor. Yanıtlardan biri çünkü o zaman bir ayak olurdu. İkincisi ise çünkü Pinokyo gerçek değil. Konumuza ne alakası var Gepetto Usta'nın, gerçekten algılayamadım. Neden bir burun 12 inç değildir? Aaa, Pinokyo gerçek değil. Hadi gel çıkalım. Ne yuh ya, ne yuh ya. Doğru işte. O zaman ayak olurdu gerçekten daha mı mantıklı? İnanamıyorum size. Bir burun neden 12 inç olamaz? Çünkü o zaman ayak olurdu. Gerçekten o kadar mantıklı bir cevap ki. Nasıl oynuyorum ya? Neyse. Yolumuz uzun hala. Harbiden bu zaman 100 yaşımıza kadar yaşayabiliriz ya. Yalnız bayağı ünlüyüm ben. Şuna bakın. Muazzam bir ayak beni bekliyor. Abla, donlu bir abla bana geldi şu an ve gerçekten ona sarılmalı mıyım? Evet, tabii ki de sarılmalıyım. Ben sizin hayranınızım ama bana aşık olma bak. Oo, bütün kızların aşkısı oldum ya ben. Oho, gelin yavrularım, gelin gelin. Oh. Tam bir sugar daddy olma yolunda ilerliyorum şu an. Yaş 50, yolun yarısı. Hadi bakalım. Uçağımıza geldik yine ve ne düşünüyorum kara kara acaba? Aa. Wow! Ünlü! You are Trek! Hadi bize biraz şakalar yap Trek. Trek isminin birinin ünlü olmasını hiç beklemiyordum gerçekten. Hadi o zaman size benden bir şaka. Şaka! Anında çalışan hesap makinesine ne ad verilir? Bir bilgisayar mı yoksa a calculator mu? Hesap makinesi şimdi mi? A calculator diyorum. Hadi bakalım gülün. Hiç gülmediniz şu an. Arkadakini gördünüz böyle. Lan ne kadar komiyim ya. Bayılıyorum kendime. Oh. Hadi o zaman size benden bir şaka daha. Madem çok seviyorsunuz esprilerimi. Evlilik 3 yüzük içerir. Nişan yüzüğü, alyans ve bir diğeri nedir? Yüzüklerin Efendisi mi? Ne alaka ya? Yoksa bir acı yüzüğü mü? Yüzüklerin Efendisi demek istiyorum. Yuh ama ya. Harbiden yuh ama. Suratıma niye mus fırlattınız? Ayıp be. Az önceki şakaya gülmeyebiliyor musunuz? Kak 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 kik 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 kik. Çok komik. Çok komik, acı yüzüğü. Yine uçakta seyahat ediyorum. Aman uçak mı düşecek? Niye uçak sallanıyor? Ne olur ölmeyeyim, ne olur. Uçağın arkası kopmuş. Ne alaka ya? Ecel işte. Her yerden geliyor görüyorsunuz. Aman ölmeyeyim ne olur. Acaba ıssız bir adaya falan mı düşeceğiz? Koltuğundan kımıldama ya da atla diyor. Hangisini tercih etsek?
Kımıldamasam ölür müyüm? Atlasam ölmem. Hadi atlayalım, tamam gel. Nasıl atlayacağım? Eşeğim yok, öleceğim. Ama uçak parçalandı bir anda. Al işte, ıssız bir adaya düşüyoruz, inanamıyorum şu an. 52 yaşında zenginim, ünlüyüm ve bir ıssız adada mahsur kalacağım şimdi. Adayı satın alabiliyor muyum? Alırım bakın. Tek ben mi düştüm? Diğer uçaktan düşen insanlar nerede? Geyik mi avlayacağım? Avlama geyiği, niye avlıyorsun ya? Ağaca tırmanıyorum ki bir kakanat bulayım. Ağaçtan düştüm. Tırmanmayı bile bilmiyorum ya. Ben burada yaşayamam valla. Hadi balığı da elinden kaçırın. Açsız geleceksin şimdi. Yerlilerin arasına düştük. Bu noktalar ne işaret ediyor? Gerçekten çok merak ettim. Neye yardım etmeliyim? Bilmiyorum ki. Yardım edilecek bir şey mi gördüm? Ablalarım. Ablam çok sağ ol beni öldürmediğin için ya. Bana yemek yapmayı, bir yerde kalmayı lütfen öğretir misiniz ablalarım? Aynı zamanda siz bu ıslada ne yapıyorsunuz bir başınıza? Yalnız ablaya bak, maşallah her taktiği biliyor. Bana da öğret hadi. Yarın bir gün hayatımda hep sen olmazsın. Evet. Tek ayakla beni indirmesi çok hoş. What? Abla bayağı iyi. Şu an ablalarla birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum da biraz zor öğreniyorum ya. Ben stand-upçıyım zaten ya. Bir yıl olmuş. Adada bir yıl mı? Niye öldürdün hemen kurdu ya? Şuna bak, hareket hareket de yapıyorum. İyice erkek oldum ha ben. T-Rex seni. Yol ayrımı var ve o yol ayrımından sonra ölüm var. 58'e gitmem lazım. Lütfen. 58. Şehir hayatını çok özledim şu an. Sizi özlemedim. Şehre gitmem lazım. Ayrılmayı seçtim de nasıl ayrılacağım bilmiyorum. Bir bot mu inşa etmeliyim yoksa yüzerek mi varmalıyım? Aynen ya, yüzerek kesin varırsın. İnananlar bire bassın. Yanında ablaları da götür bari. Yani öyle olmaz. Onlar sana bir yıldan beridir baktılar. Biraz vefalı ol. Aynen, bayağı güzel bir bot ya. 2 dakikada bu olmazsa benim adım Sibel değil derken. Evet, tırrek. Çok iyi. Geri dön geri. Köpek balığı yedi mi demedi, üstüne üstlük ya, inanamıyorum. Ayrılmam lazım ama yüzerek de varabilir miyim ya? Varamam ki, yine mi öleceğim, anlamadım. Nereye geldim? Bayağı yüzdüm herhalde şu an. Anaa, köpek balığı geliyor yine ya. Hayır hayır, gelme 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 gelme. Ben de... geri gitti. Kurtarın, help help, SOS. Vallahi beni aldılar ya. Anında yıkanmam çok hoş. Allah razı olsun. Woohoo! Şehre gidiyorum. Yaşasın. Ölmeyeyim de. Nereye gidersem gideyim. Allah'ıma şükürler olsun, ölmüyorum ya. Ay, kesin yaşlanıyorum şu an. Kesin. Sakallar çıkıyor. Evet. Saçlar döküldü, sakallar çıktı. 58 yaşına kadar iyi geldik ama. Acaba ünüm ve paralarım hala duruyor mudur? Kafamda deli sorular. Tamam, gemi beni nereye getirdi şu an? Bir ormana getirdi, kamp yapacağım. Domuz var orada. Minnak domuz. Hangi yöne doğru gitmeliyim? Sağ tarafta kafa tasları var, sol tarafta ise domuz var. Domuzun olduğu yere gitmek istiyorum. Daha fazla yaşam belirtisi gösteriyor şahsen. Ama bir sürü domuz bana saldırmaz umarım. Al işte. Domuz değilmiş ki, ayıymış. Niye ayının olduğu yere gidiyorsun? Ölü taklidi yapacağım. Ne olur yeme yeme, öldüm öldüm. Evet, taklit işe yarıyor şu an. Yiyor mu beni? Bunca yıl boyunca öğrendiğimiz şeyler yalan mıydı gerçekten? Ayı görünce ölü taklidi yap denilmedi mi? Kuru kafanın olduğu yere gideceğim. Umarım orada ölmem. Ne böyle? Hayaletlerin olduğu bir yere mi geldik? Al işte ya, mezarlığa gelmişim. Zombiler bastı, hayaletler bastı. İnanamıyorum. Ne oluyor şu an? Neler yaşandığına dair hiçbir fikrim yok. Ne oluyor? Dikkatlerini dağıttım bir şeyle. Müzik mi açtım? Ne yaptım? Dans ediyor hayaletler ya. Allah'ım, 60 yaşıma kadar gelebildim. Çok mutluyum. Hadi bakalım.
gazinoya geldim. Evet. Yaş 60, iş bitmemiş gerçekten. Ne yapıyorsun abi ya? İnanamıyorum sana. Bak bak. Para yatırıyorum ha. Ne oynuyoruz ablam? Ne haber güzellik? Kumarda kazanacak mıyız bakalım, göreceğiz. Hiç tahsil etmediğim şeyler. Ne yapmam lazım? Hepsini almalı mıyım yoksa vermeli miyim? Hadi buna bastık. Rastgele bir şeye bastık ya. Kazanacak mıyım? Ben kumar ne bileyim ya? İki tane AA var. Hepsini ortaya koyuyorum. Ooo, aynen duga duga. Lütfen kazanayım, lütfen. Ne yapıyor bu? Bu bir tane koydu ortaya bir şey. Ben hepsini koydum. Yine mi kartlar dağıtılıyor? Kartlar yeniden dağıtılsın. Evet. Ne oldu? Anlamadım ki şu an. Kazandım! Yes! Ne oldu Zort? Kaybettin mi? Ağlıyor muyum? Kazandım mı? Anlamadım ki. Kaybettim. Kumarbaz oldum. Yine bütün malımı, mülkümü yatırdım ya. Abla elindeki bütün şeyleri ortaya koydu. Wow, çok komik, evet. Yavrum T-Rex seni. 60 yaşına gelmiş, bütün parasını puanını kumarda harcıyor ya. Zenginim. Yaşasın. Az önceki söylediklerimi geri alıyorum. Niye atletle dolaşıyorum ayrıca, onu da pek anlamış değilim, evet. Yalnız sonda hiçbir şey görünmüyor. Ne olur 62 yaşında ölmeyeyim lütfen. Al işte. Doktora mı geldin? Bugün nasılsın diyor. İyiyim doktor hanım. MR'ımı mı çekeceksin? Kolon kanserim oldu. Kumarda kazandım, hayatta kaybettim. Bu ne ya? 2 dakika ömrüm mü kaldı? İnanamıyorum. Öldüm. Yine öldüm. Kolon kanserinden gittim bu sefer de. İnanamıyorum. Bu nasıl bir hayat ya? Aa. Şu an anlıyorum ki hiçbir zaman 100 yaşıma kadar yaşayamayacağım. Mezar taşım yine dikildi. 62 yaşında öldüm. Net değerim bayağı iyi bu arada. 53 bin dolar. Bayağı zengindim zaten. Zengin bir şekilde ölmek de insana koyar ya. Kariyerim komedyen. Mutluluğum %30. Hiç mutlu değilmişim ki ya. Sakura'da da mutsuz bir şekilde öldüm. T-Rex'te de mutsuz bir şekilde öldüm. Allah bana mutluluk versin ya. Tabi sende geçirdiğim yıllarda 6 yıl. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün T-Rex'i öldürdük yine. 62 yaşında öldürdük. Yine 100 yaşına kadar yaşayamadım. Yapacak bir şey yok. Yok, yaşayamıyorum, olmuyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle oynarken birlikte eğlenmişizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.